Merhabalar herkese. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda da sizlere IGE 7 2015 serisine NoGod 7.1.1 ROM'unun nasıl yüklendiğini sizlere göstereceğim. Bu ROM gayet güzel. A8 2018 ROM'undan esinlenerek yapılmıştır. Şimdi bunu nasıl yüklendiğini sizlere gösterelim. Telefonunuzda TWRP kurulu olması şarttır. Aksi halde bunu yükleyemezsiniz. Şimdi TWRP moduna girmek için ses yükseltme, F tuşu ve güç tuşuna aynı anda basıyoruz. Telefon logosu geldiğinde elimizi güç tuşundan çekiyoruz ve TWRP moduna girene kadar ses yükseltme ve home tuşu basılı kalacaktır. Arkadaşlar açtığınızda Wi-Fi'den Advantage Wi-Fi, Cache, Dalvik, Data, Sistem. Bunları seçiyoruz. Sağ alttaki ok işaretiyle kaydırarak sildiriyoruz. Gördüğünüz gibi. Sonra da orta tuşa basıyoruz. Install diyoruz. Install'dan buradan Select Store'a giden Internet Store'a geri seçiyoruz arkadaşlar. Buradan da kuracağımız ROM'u seçiyoruz. Ben dosya haline almışım. Sizler nasıl alırsanız o size kalmış bir şey. Şurada gördüğünüz gibi J700F ROM'u. Şurada arkadaşlar Advantage ROM'unu seçiyoruz. Sağ alttaki ok işaretiyle kaydırıyoruz. Gördüğünüz gibi. Bir iki dakika bekleyeceksiniz buranın yüklenmesi için. Arkadaşlar buradan da geri diyoruz. Klavyeyi yüklüyoruz. Burada klavye. Ardından ak işaretiyle kaydırıyoruz. Bunu da yükledikten sonra buradan reboot sistem diyerek başlatıyoruz. Ve soldaki ok işaretiyle sağa kaydırarak ROM'u yüklüyoruz. Burası bir 5-10 dakikanızı alabilir. Siz sabırla bekleyin. Ta ki yüklenene kadar. Biz de burada yükleyeceğiz. Yükleyince kaldığımız yerden devam edeceğiz. Arkadaşlar telefonumuz açıldı. Buradan dilimizi seçiyoruz. Türkçeyi bulacağız. Evet arkadaşlar. Türkçeyi seçiyoruz. Ok işaretiyle başlatıyoruz. Ve başlat diyerek bundan sonra Wi-Fi'ler istiyor. Buradan tümünü kabul ediyorsunuz. Sonraki diyorsunuz. İleri. Buradan isminizi yazarsınız. Buradan da son diyerek telefonu başlatmış oluyoruz. Telefon
Şu anda bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ayarlar kısmına bakalım. Telefon hakkında yazılım bilgileri, Android sürümüne bakalım. Nougat sürümü gördüğünüz gibi. Alttan da navigasyon barları var şu şekilde. Bildirim paneli de bu şekildedir arkadaşlar. Görüldüğü gibi. Gayet güzel, rahat bir ROM'dur. Kullanabilirsiniz. Takılan, sıkıntı, sorun yaşayan arkadaşlar olduğunda bana videoların yorumlar kısmında yazabilir. Ben her konuda yardımcı olabilirim. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.